Diyarbakır'da doğdu. Çocuk yaşta çalışmaya başladı. Garsonluk yaptı. Ama bir gün talihi öyle bir döndü ki olana bitene kendisi bile inanamadı. Çünkü Diyarbakırlı o çocuk garson şimdi Amerika'da bir pizza imparatoru. Dedim yani bir gün bir dükkan sahibi olacağım. Ne istersen başarabilirsin. Silvan'da doğdu, çocuk yaşta hayat savaşına atıldı. New York'ta dünyanın konuştuğu bir pizzacı oldu. Silvan'da doğdum, lahmacunculuktan çalışıyordum. Hakkı Akdeniz Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta bir lahmacun dükkanında çalışmaya başladı ama hayalleri farklıydı. Amerika'ya gitti ama orada hayata tutunmak daha zordu. İş ararken 30-40 tane yere gittim, başvurdum. Kime gittiysem red aldım. Sonra bir iş buldum. Evslerin kaldığı barınak var ya, 96 gün orada kalıp haftada bir gün duş alıyorsun. Böyle bana baktı, dedi bu ne dedi ya. Ama bir gün şansı döndü. Bulaşıklıktan işe başladım. Sonra bir pizzacı gelmedi. Hamuru elime aldım da elim bile titredi. Hamur yaptım, pizza yaptım, adam böyle şok oldu. O günden sonra azmetti, kendi pizza dükkanını açtı. İtalya'da bir yarışmaya katılıp en akrobatik pizzacı seçildi. Ya şampiyon oldum da öyle diyemem ben kendime, insanım. Hakkı Akdeniz şimdi o meşhur pizzasıyla sektörün tozunu atıyor. İyice yavaşça, kibarca tabii açacağız. Hakkı Bey şimdi o dünyaca ünlü lezzetli pizzasını bizler için hazırlayacak. Sosun içinde neler var? Sos, domates sos, hafif bir bal içine koydum. Hamuru güzel şekilde açtık. Azıcık sos koyacağız içine, fazla değil. Son dokunuşlar yani. Aynen. Şu anda 10 saniye pizzamız hazır. Evet, pizzamız 10 dakikada hazır. Afiyet olsun.